Mutfağımdan herkese Merhaba arkadaşlar Bugün hem soğuk baklavayı hem de güllacı sevenleri böyle ortak bir noktada buluşturacağım nefis bir tatlı tarif ile geldim e, Güllaç yapraklarından soğuk baklava hazırladım yapımı e, çok kolay sadece bir 10 dakikanızı alacak Bu hep beraber yapımına geçelim İlk olarak baklavamızın şerbetini hazırlamakla işe başlıyoruz şimdi tencerenin içerisine 2 litre sütü alıyorum taze süt de kullanabilirsiniz Hatta daha da lezzetli olacaktır e, sütü kesinlikle kaynatmıyoruz arkadaşlar sadece ısıtacağız Böyle yoğurt mayaladığımız e, sıcaklığa geldiği anda şerbetimiz hazır demek şöyle bakın kepçeyle karıştırıyorum sütü ara ara savuruyorum kıvamı daha güzel olacak böyle evet sütüm iyice ısındı hemen serçe parmağımla kontrol ediyorum böyle birkaç saniye içerisinde durabiliyorsa hazır demektir Ben altını kapattım İçerisine 2 su bardağı toz şekeri döktüm 2 pakette vanilya kullanıyorum sıcak olduğu için şeker çok kolaylık verecek sadece bu şekilde yaptığım gibi karıştırmanız yeterli Şekerimiz eridikten hemen sonra içerisine 200 milim süt kreması ekliyorum. Şimdi bu sıvı krema yerine isterseniz bir paket toz şanti de kullanabilirsiniz. Bunu kullanmamın nedeni kıvamına ekstra bir zenginlik katıyor arkadaşlar. Şerbetim hazır. Hemen kenara alıyorum. Ve artık tatlımı hazırlamaya geçiyorum. Tatlım için 300 gram güllaç kullanacağım. Bu da yaklaşık 12 yaprak ediyor. Şimdi bu 6 tanesini borcamımızın tabanına yerleştireceğim. Geri, alt, e, geri kalan 6 tane ise üzerine e, dikdörtgen büyük boy borcam kullanıyorum. Şimdi borcamın tabanını önce bir e, kepçe süt ile ısladıktan sonra gördüğünüz şekilde güllaç çapraklarını kopararak e, tabana yerleştiriyorum. Kuru bir şekilde yerleştirip kepçeli üzerine hazırlamış olduğum şerbetten gezdiriyorum. Tekrar güllaç çaprağı ve daha sonra tekrar şerbet. Bu şekilde altı yaprağı diziyorum. Orta kısmına da e, rondodan çekmiş olduğum cevizi yerleştiriyorum. E, yaklaşık olarak 150 gram ceviz kullandım. E, ben böyle cevizi kavurmadan kullandım ama size tavsiyem şöyle tavada biraz cevizi kavurarak kullanmanız. Ceviz yerine isterseniz fındık fıstık kullanabilirsiniz. Elinizin altında hangisi varsa. Hatta hindistan cevizi bile e, kullanarak sadece yapabilirsiniz güzelce yaydıktan sonra tekrardan gülaç yapraklarını bakın kırarak üzerine bırakıyorum. Geri kalan yaprakların hepsi bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Sütün hepsini üzerine dökeceğim. Bu arada arkadaşlar eğer sütünüz çok soğuk olursa maalesef güllacınız kuru kalacaktır. Ama hazırlamış olduğunuz şerbet de aşırı sıcak olursa bu sefer de eriyecektir. Bu nedenle e, ısıyı çok dikkatli ayarlamanız gerekiyor. Şimdi üzerine ben döktükten sonra kalan e, şerbeti streçliyorum. E, bir gece buzdolabında bekleteceğim. Eğer vaktiniz yoksa sadece 4-5 saat kadar da dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Ertesi gün çekime kaldığım yerden devam ediyorum. Rondonun içerisine bitter e, çikolatayı alıyorum. E, ben toplamda 140 gram çikolata kullandım ama bence fazlaydı. 100 gramı yeterli. E, dolapta muhakkak dinlendirin. Bu şekilde kullanın çikolatayı yoksa tamamen erir. Rondo da çektikten sonra e, güllacın üzerine serpeceğim. Ben serpmeden önce dilimledim. E, i̇stemiş olduğunuz büyüklükte dilimleri ayırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir de şunu belirtmek istiyorum. E, şerbetimiz için 2 su bardağı toz şeker kullandım. İçerisine kremada koyduğum için bana şeker miktarı biraz fazla geldi. Tatlı sevenler için hiçbir sıkıntı yok. Ama e, şekeri artık azaltmış olanlar için e, bir su bardağı şeker bence yeterli gelecektir. Evet bakın bitter çikolatayı rondodan çektikten sonra üzerine güzelce serpiştirdim. İsterseniz taneleri, çilek dilimleri, işte frambuaz gibi meyvelerle de ee, üzerine dekore edebilirsiniz elinizin altında yoksa benim yapmış olduğum gibi sadece çikolata rendeleyerek de servis edebilirsiniz Biz çok beğendik oldukça hafif bir tatlı yapımı da çok kolay ee, çok beğeneceğinizi düşünüyorum şimdiden deneyeceklere şifa olsun diyorum